Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yine gürültülü bir video. Sabahın erken saatlerinde çektiğimiz için kuşlarımız da biraz neşeli. Bu videoda sizlere son almış olduğum birkaç ürün vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videolarda çırpan kuş dünyasına gitmiştim. Ben de birkaç ihtiyacım vardı, onları aldım. Neler aldığımdan bahsedeceğim, fiyatlarını hatırlamıyorum. Zaten videoda Mehmet abi detaylı bahsetmiştir arkadaşlar sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk ürünümüz benim beğendiğim bayağı mama. Nemli mamaların son kullanma tarihi daha kısa oluyor ama bu tarz kuru mamaların uzun olduğu için stok yapmak adına aldım. 27 Ağustos 2020 ama hani bu tarihlere çok takılı kalmamam gerektiğini söylediler kuru mamalarda. O biraz nemli mamalarda sıkıntı oluyormuş. Ki zaten kuru tohum vesaire niye bozulsun? Öyle de bir durum var durduk yere. Bu da beğenerek aldım bir ürün. Biraz arkadaşlar son zamanlarda mama yapımına ağırlık vermeye başladım. Çünkü malum sezon açıldı. Bu da hayvanlarımın yağlanması için güzel bir Hindistan cevizi arkadaşlar. Böyle hazırlanmış. Gene bunu bu şekilde mamaya koyacağım arkadaşlar. Kullanımını da şu şekilde yapmamı söylediler. Mamanın üstüne böyle bir miktar göz kararı gezdirmenin yeterli olacağını söylediler. Bir diğer ürün, size videoda da demiştim, ben de bundan alacağım, olmazsa olmazım. Fonipadi tohumu arkadaşlar. Adını tam hatırlamıyorum ama David Dufolf olması lazım. Dünyadaki en iyi muhabbet kuş üreticilerinden biri. Hani onun da olmazsa olmaz tohumlarından biri. Koksidiyozu vesaire önlüyor. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. O yüzden çok bahsetmiyorum. Bunu ben böyle kovadan bölme aldım. Çünkü kilosu 150 lira civarı bir şey. Çok pahalı. Bu yine çırpan kuş dünyasının yapmış olduğu bir şey. İçinde rusk var ve sarımsak tozu. Hani bunu su, rusk şey oluyor. Su ile birleşince şişen bir materyal. Bunu suyla şişirince sarımsak da zaten kuşlarımız için çok faydalı. Mamaya kullanabiliyoruz. Güzel bir şey. Sonra arkadaşlar bu çok kuşlarla alakalı değil. Civciv yemi. Yağlı civciv yemi. Birçok YouTuber arkadaşla gördüm. Onları rencide etmek, kötülemek amacıyla söylemiyorum bunu. Mamalarında civciv yemi kullanıyorlar arkadaşlar. Ben bunu burada bahsedeceğim sizlere. Ben bunu kesinlikle muhabbet kuşları için almadım. Balık tutmaya giderken hamur yaparken kullanıyorum arkadaşlar ben bunu. Niye muhabbet kuşlarında civciv yemi kullanılmaz bunu söyleyeyim. Eğer civciv yemi verirseniz muhabbet kuşlarına kanibalizm yani yamyamlık hastalığına yakalanır kuşlar. Bunun içinde çünkü deri vesaire hayvan parçaları da var. Muhabbet kuşları kesinlikle onları yemeye uygun canlılar değil. Kanibalizm hastalığına yakalandırırsınız kuşlarınızı arkadaşlar. Sonuçları da çok ağır olur sizler için. Size tavsiyem sakın böyle bir hataya düşmeyin. İsteyen kullansın ama siz kullanmayın arkadaşlar. Sizi düşündüğüm için söylüyorum. Bu şekilde ürünlerimiz arkadaşlar. Yaklaşık 150 lira civarı tuttu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.